Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım hocam. Yıllardır çözemediğim İngilizceyi sayenizde çözmeye çalışacağım. İnşallah. Ben vesile olacağım. Evet. İlk birkaç videomuzda bile, hatta Evet. Bir dünya hocam, pardon. Evet. Tabii, evet. Hocam, önceki sistemi bir türlü aklımızdan atamıyoruz. Yani yıllardır kafamıza öyle bir kalıp kurdurdular ki verb to be, yardımcı fiil diye. Siz yardımcı deyince bir şey eksikmiş gibi hissettiriyor. Yani enteresan geliyor. Ben öğrendim. Evet. Evet. Maalesef. Yani o ilk birkaç videomuzda bile gerçekten cümle kurabilmeyi öğrendiğimizi fark edince insan heyecanlanıyor. Gerçekten bu işi çözeceğim diyoruz. Aslında bulmaca gibi değil mi ya Allah aşkına? Şöyle oluyor. Şimdi sanki bulmacada bir şeyi doldurunca yanında hani 2-3 harf daha çıkıyor. Öteki kelimeyi daha hızlı yakalıyorsun. Ben gerçekten öyle ya. Evet. Adam öyle geliyor. Hocam maalesef şöyle bir şey oluyor. Hani yıllardır gramer görüyoruz ya. Hani ben dil öğrenmeye çalışan birisi olarak şunu hep saçma gördüm. Ya ben İngilizce öğretmeni olmayacağım ki ya, ben niye gramer öğreniyorum sürekli, sadece ona yükleniyorum. Şöyle düşünebiliriz mesela. Aynen öyle. Hani düşünelim ki Türkiye'de milyonlarca kişi Türkçe konuşuyor, kendi vatandaşlarımız. Allah aşkına kaçımız Türk dili ve edebiyatından kaç alabiliriz sınavdan? Hani insanlar Türkçe'yi yapamadığı için fen bölümünü, fen matematik bölümünü seçiyorlar. Yani. Enteresan bir şey hocam, yani biz maalesef sadece gramere odaklanıyoruz ve İngilizceyi sanki bir iletişim aracı olmaktan çıkarıyoruz gibime geliyor. Hani dil üzerine bir eğitmen olmayan bir insan olarak, onu öğrenen bir insan olarak böyle düşünüyorum ben. Şimdi önceki videolarımızda da bahsettik. Esasında hani bir çatı kurmak anlamında bir takım gramer konularını bilmemiz gerekiyor. Ama evet, bu demek değildir ki her şey. Sadece orada takılıp kalmalıyız, evet, devamında yapmalıyız, doğru. Evet. Bundan dolayı ben çok heyecanlıyım. Umarım videolarımızın devamında arkadaşlar da bunu hissedecekler ve fark edecekler. İnşallah zaten sayenizde... Zaten çok yorumlar geliyor. Evet. Sayemde demeyelim de vesilemle. Aynen, inşallah. Vesilemle. Hocam, sadece benim de değil, hatta çevremdeki birçok insanın en sert kabuğudur, biliyor musunuz İngilizce? Biz bu kabuğu kırabilirsek çok muazzam şeyler başarabileceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada milyarlarca insanın olduğu bir kitle var. Sosyal medyası var, büyük mecralar var ve dünyada muazzam bilgi yığını var şu an. İnsanlar artık eskisi gibi, bizim de yaptığımız gibi mesela ücretsiz olarak eğitimler verebiliyoruz. Eskiden bunları CD ile satıyorlardı mesela. Evet, çok evet, muazzam değerliydi bilgi. Tabii. Şu an bilgi... Aynen öyle. Şu an bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi bedava veriliyor. Biz niye sadece ülkemizdeki bilgilerle yetinelim ki? Hava bedava, su bedava, İngilizce bedava arkadaşlar. Aynen öyle. Bu yüzden herkesi kanalımıza bekliyoruz. Kanalımıza abone de olun. Böyle arada bir sohbet yaptık. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben bu hoşçakalın, şimdilik görüşmek üzere niye durmadan bunu söylüyorum? Hoşçakalın. Selametle diyorum ben de. Selametle yayıyoruz. Selametle arkadaşlar. Selam.